Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ön inceleme videosuyla karşınızdayım. Şöyle masamda ne kadar görülüyor bilmiyorum ama Samsung Galaxy S24 ailesi biraz önce tanıtıldı. Ve ben de bu telefon modellerini sıcağı sıcağına sizler için bir ön inceleme videosunda anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bu bir ön inceleme videosu olduğu için çok fazla detay veremiyorum arkadaşlar. Ama ben her zaman yaptığım gibi bir tablo ile çalışmayı sevdiğim için ekranda güzel bir tablo hazırladım sizler için. Bu tabloyu da zaman zaman ekranda göstereceğim ve siz de telefonlar arasındaki farkları net bir şekilde görüp siz de kendiniz kararlarınızı verebileceksiniz. Klasik olarak aslında Samsung biliyorsunuz S ailesinde ya da S ailesinde biliyorsunuz işte 20, 21, 22, 23 gibi gelen bir seri vardı. Artık 2024 ile birlikte bu 24'e ulaştı. Yine ailede 3 tane model var. Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra. Bu 3 modelde önceki seriden bazı ufak tefek farklılıklar taşıyorlar. Hatta bazı radikal değişiklikler de taşıyorlar. Üçünün ortak özelliği, onu hemen söylemek istiyorum. Yapay zeka desteğine sahip olması. Artık telefonda bütünleşik olarak bir yapay zeka modülü var arkadaşlar. Bu yapay zeka modülü sayesinde siz diyelim ki TikTok'ta bir video izliyorsunuz ya da YouTube'da bir video izliyorsunuz ya da işte bir arama yaptınız, ekranda bir fotoğraf çıktı. O fotoğrafı seçip, o videonun içindeki o nesneyi seçip Circle to Search diyor buna Samsung. Yani şöyle çevirebiliriz Türkçe'ye. İşte daireden aramaya gibi bir anlamı var. Biraz komik oluyor ama Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Yani seçtiğiniz şeyi aslında arama haline getiriyor. Telefon üzerinde herhangi bir başka bir yazılıma, başka bir uygulamaya, internet üzerindeki bir tarayıcıya bağlanıp bir şey yüklemeye falan gerek kalmadan telefonun kendi bütünleşik özelliği yardımıyla arama yapabiliyorsunuz. Ve bu yapay zeka sadece aramada değil, telefonun fotoğraf özelliklerinden video özelliklerine ya da içindeki galerideki fotoğraf düzenlemeden tutun da birçok noktada sizin işinizi kolaylaştırıyor. Yani yapay zeka dönemi geldi zaten biliyorsunuz. Özellikle son 1-2 yıldır yapay zeka çok yükseldi ve artık birçok özellikte yine kullanabiliyoruz yapay zekada. Ama bunun telefona gelmesi, mobil cihazlara gelmesi Samsung Galaxy S24 ile mümkün hale geldi. Şimdi tablodan devam edelim. Bu genel özellikleri anlattıktan sonra tablomuzda neler var? Şimdi ekranda görüyorsunuz Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerinin özelliklerini şu anda ekranda sizlere yansıtıyorum. Tasarım anlamında baktığımızda önceki sürümle hemen hemen aynı tasarım anlayışa devam etmiş. Çok fazla bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Hem önden baktığımızda hem de arkadan baktığımızda önceki sürüme fazlasıyla benziyor. Peki nasıl farklılıklar var? Ekran çözünürlükleri S24'te 2340x1080. Yine Plus modelinde de aynı çözünürlük devam ediyor. Ultra modelinde 3080x1440 piksellik bir çözünürlük var. Şimdi S24 ailesinde RAM tarafında önemli bir fark var. Önceki sürümde 8 GB'dan başlıyordu. Şimdi yine S24'te 8 GB. Burada bir farkı yok. Ancak Plus modelinde 8 ve 12 olmak üzere 2 seçenek vardı. Fakat artık doğrudan doğruya S24 ile birlikte 12 GB'tan başlayan bir RAM var. Yine benzer bir durum Ultra modelinde de var. Artık Ultra modelinde 8 GB sürümü yok. Doğrudan doğruya 12 GB'da başlayacak. Burada önemli bir değişiklik olmuş. Şimdi gelelim işlemci tarafına. Burada da bir değişiklik var. Şimdi önceki sürümde bütün modellerde arkadaşlar Snapdragon 8 2 işlemcisi bulunuyordu. Burada işler biraz değişmiş. Artık normal sürüm yani S24 ve S24 Plus'ta Exynos 2400 işlemci varken Ultra modelinde Snapdragon 8 Gen 3 kullanılıyor. Yani burada bir işlemci tarafında bir farklılık var. Ama aklına şu gelmesin, Exynos kötü bir işlemci değil. Performans açısından da değerlendirdiğimizde ki var internette birçok değerlendirme. Ki ben ürün teste geldiği zaman bana henüz teste gelmediği için burada bir test yapma imkanım yok. Teste geldiği zaman onun da performans değerlerini ölçeceğim ama 2400 de fena bir işlemci değil. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Ekran yenileme hızında da önemli bazı değişiklikler var. Şimdi normalde daha önceki seride yani S23 modellerinde arkadaşlar 48 ila 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızı vardı. Dinamik olarak bunu otomatik olarak makine kendisi ayarlıyordu telefon. Artık burada da bütün modellerde 1 ila 120 Hz arasında var ki S23 Ultra'da da 1-120 vardı ama Ultra 10 modellerde Plus ve normal sürümde 48 ve 120 idi. Artık bütün modellerde S24 ile birlikte 1-120 Hz aralığında bir ekran yenileme hızımız var. İşletim sistemi olarak baktığımızda Android 14 One UI 6 ile geliyor. Zaten o önceki sürümlerde bunları terfi etmişti bu arada yaklaşık birkaç ay önce. IP68 suya ve toza dayanıklılık özelliğinin olduğunu söyleyeyim. Kamera tarafında S24 ve S24 Plus modelinde çok fazla bir değişiklik yok. 50, 10 ve 12 olmak üzere yine aynı kameralar devam ediyor. Ama Ultra modelinde, S24 Ultra modelinde önemli bir fark var. Daha önce 10x olan optik zoom 5x'e düşmüş. Ya diyeceksiniz ki ya burada bir acaba bir aşağıya doğru bir güncelleme mi olmuş?
Olmuş, evet doğru. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar burada. 5x optik zoom yapan kamera 50 megapiksel ve nightography'yi destekliyor. Yani gece çekimlerinde de kullanabiliyorsunuz. Çözünürlük artmış. Daha önce 10 megapikseldi. Şu anki durumda 200, 10, 50 ve 12 olmak üzere dörtlü bir kameramız var. Daha önce 10 megapiksel olan 10x optik zoom artık 50 megapiksel ve 5x. Takdir edersiniz ki çözünürlük artarak optik zoom düşürülmüş ama kalite biraz daha iyi bir noktaya getirilmiş durumda. Ön kameralara bakacak olsak yine 12 megapiksel çözünürlüğümüz devam ediyor. Parmak izi okucu zaten var artık ekrandan. Wi-Fi 7 teknolojisi geldi. Bu da biliyorsunuz yeni bir teknoloji. Eğer evinizde ya da iş yerinizde ya da bulunduğunuz yerde Wi-Fi 7 destekleyen router ya da modem varsa çok daha yüksek hızlarda dosya transferi yapabileceksiniz Samsung Galaxy S24 ailesiyle. Bluetooth tarafında 5.3 var arkadaşlar. 5G desteği zaten vardı. Bu modellerde de var. Pil kapasitelerine bakacak olursak Samsung Galaxy S24'te 4000 mAh, S24 Plus'ta 4900 mAh ve S24 Ultra'da ise 5000 mAh'lik bir pil kapasitemiz var. Kablolu şarj kapasiteleri 25 Watt, 45 Watt da yine 45 Watt. Kablosuz şarjda hepsi 15 Watt'a destekliyor. Aynı zamanda bütün modellerde de ters şarj olduğunu belirteyim arkadaşlar. Model bazında bazı düzenlemeler, değişiklikler yapılmış. Artık S24 Ultra modeli titanyumdan üretiliyor arkadaşlar malzemesi. Ve S24 Ultra önceki modellere göre %54 oranında daha dayanıklı arkadaşlar titanyumdan üretildiği için. S24 ve S24 Plus da arkadaşlar Armor alüminyumdan üretilmiş. O da önceki sürüme göre %10 daha güçlü bir gövdeye sahip. Titanyum ve alüminyum armor güzel. Bunlar güzel ama mesela bu telefonlarla ne yapıyorsunuz onu bilmiyorum ama hani çivi falan çakmadığınız sürece zaten çerçeveler eskiden de sağlamdı. Artık daha da sağlam bir noktaya gelmiş durumda. Şimdi telefonlarda bulunan bir diğer özellik de arkadaşlar canlı çeviri özelliği. Şimdilik Türkçe desteği yok ama bu yıl içinde geleceğini söyledi Samsung. Geldiği zaman zaten ben sizlerle dikey bir video formatında bu özelliği de kullanacağım mutlaka. Benim öngörüm muhtemelen yılın ikinci yarısından itibaren bu teknolojiyi artık Türkçe diliyle de kullanacağız. Farklı dillerde yapıyor. Evet onu söyledi bize Samsung ama Türkçe henüz desteklenmiyormuş. Bu yıl içinde canlı çeviride Türkçe olarak gelecek arkadaşlar. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Şimdi önemli teknolojilerden bir tanesi az önce bahsettim ama Circle to Search. Yani bunu ben Türkçe'ye nasıl çeviririz? Az önce çevirmeye çalıştım ve biraz komik oluyor. Arama yapıyorsunuz. Seçtiğiniz herhangi bir nesneyi yapay zeka yardımıyla arayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Bunun nasıl çalıştığından biraz bahsetmek istiyorum. Kullanıcılar ekranlarında görmek istedikleri bir nesneyi veya metni seçiyorlar ve halka içine alıyorlar. Seçilen nesne veya metne ilişkin bilgiler hızlıca aranıyor ve kullanıcıya sunuluyor arkadaşlar. Mesela bir ürünün fotoğrafını gördünüz. Onun hakkında bilgi almak istiyorsunuz. Ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Mesela bu benim başıma çok geliyor. Bu özellik sayesinde anında görüp bilgi alabiliyorsunuz ve satın alabiliyorsunuz. Az önce söylediğim chat asistanı da var. Chat asistanında ne oluyor? Gelen ve gönderilen mesajların anlık tercümesi yapılabiliyor. Sohbetin içeriğine ve tonuna uygun olacak şekilde farklı stillerde yanıtlıyor verilebiliyor arkadaşlar. Kopyala yapıştır yöntemine gerek kalmadan doğrudan mesajlaşma uygulamalarında dilediğiniz dilde mesajlaşabiliyorsunuz. Web asistanı var. Web tarayıcı üzerindeki çevrim içi uzun makalelerin ve web sayfanın özetini çıkarıyor. Bu da enteresan özelliklerden bir tanesi. Fotoğraf asistanı var. Fotoğrafta bir sürü özellik var biliyorsunuz ama bunların bir kısmı bilinmiyor. Fotoğrafı çektikten sonra veya videoyu çektikten sonra, videoda oluyor bu arkadaşlar. Arka planı tamamlama ki Photoshop'ta olan bir özellik biliyorsunuz. Fotoğraftaki objelerin yerini değiştirme, yeniden boyutlandırma, düzenleme önerileri, fotoğrafları iyileştirme ve fotoğraftaki eksiklikleri algılama ve öneri sunma özelliğinde bulunduğunu belirteyim. Evet arkadaşlar bir ön inceleme videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy S24 ailesinin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Bu ürünler bana teste geldiği zaman hem YouTube kanalımda hem TikTok hem de Instagram hesaplarımda bu ürünlerle ilgili detaylı inceleme ve kısa videolarda göreceksiniz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok çok önemli arkadaşlar. Abone sayısı ne kadar iyi olursa bu abone sayısıyla birlikte işte böyle etkinliklere davet edilme ve farklı ürünlere de ulaşma imkanı sağlıyorum ben. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımda bu tarz böyle etkinliklerle ilgili bilgiler sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca yepyeni teknolojiler ve yeni haberleri de yine sosyal medya hesaplarımda bulacaksınız. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.